bastırıp bir cümleyle anlatır mı? Var mı aklında? İlk aşk. Aşkın en masum hali bence. Evet, en masum. Aşkın en masum hali diyorum ben. O benim lafımda. Başka bir şey bu. Evet ya. Geldiğinde kabul etme sebebin neydi? Yani seni cezbeden taraf neydi? Beni cezbeden taraf Asiye ile Doruk'tu. Seni? Evet. Evet, güzel bir yön bu da. Tabii dört... Bunları kesmeyeceksiniz değil mi? Kesmeyeceğim. Dinliyoruz evet. Evet. Tabii ki sıcak bir hikaye. Çok ağladığımız yer var. Çok üzücü şeyler var ama bunun yanında eğlenceli tarafları da var. Özellikle kolej aksı. Doruk'la Asiye gibi. Benim ilk defa bir partnerim oldu açıkçası. O yüzden ilk başta birazcık endişeliydim. Ama Onur'u çok seviyorum. Çok iyi anlaştı. Bence enerjimiz tuttu. O yüzden çok mutluyum. Rahatım onun yanında. Ya bizi çok yakıştırıyorlar. Enerjimizi çok beğeniyorlar. Biz de sahnelere bu motivasyonla, bu enerjiyle daha da çok hazırlanıp, daha da çok çalışıp yansıtmaya çalışıyoruz. Bizdeki bu motivasyonu artırıyor, enerjiyi artırıyor. Oradaki yorumlar, oradaki güzel mesajlar bizi biraz gaza getiriyor aslında diyebilirim evet. Yani. Beni çok mutlu ediyor. Yazgıyı da aynı şekilde diye düşünüyorum. Evet, tabii ki hepimiz çok mutlu oluyoruz. İkimiz de hani sahneleri geçmeden önce yorumları okuyoruz. Hani bütün yorumlar çok güzel. Hani çok destekliyorlar bizi o yüzden. Evet, tabii ki katkısı da oluyor sahnelere. O videoları falan izliyoruz mesela. İkimizle ilgili yapılan böyle müzik altını değiştirip falan farklı bölümlerden böyle kat kattıralıp İkinci bölümden bir sahne, üçüncü bölümden bir sahne, işte yedinci bölümden bir sahne falan. Bunların hepsini tekrar görmek, atıyorum 3 ay önce çektiğimiz şeyi tekrar hatırlamak bizi de daha enerjik hissettiriyor. Çok motive ediyor bizi. Evet, kesinlikle. Pek eğlenceli röportajımızı kaçırmayın. Bu muydu? Canlı mıydı? Soru neydi ya? Sinirim bozuluyor. Çok yakışıklı hepsi. O yine de izliyorum yani. Tutmayın. Hepsi farklı tonlamayla olması gerekiyor gibi. Şimdi tek tek deneyelim. Hadi bakalım. Kardeşlerim. YouTube. Kanalına. Abone. Olmayı. Unutmayın. Evet. Bir kadına hoşlandığın zaman olan yaklaşımın, yani ondan etkilendiysen nasıl olur? İleri giderim ya da geride dururum. Sadece normal arkadaş gibi zaten. Arkadaşlıktan doğar genelde bence öyle şeyler. Önce normal tanışırım, normal bir arkadaşmış gibi davranırım. Normal bir arkadaş gibi yürürüm.